Bu arı Mayıs'ta çıkan ana arısıyla iki çerçeve olarak besleyip bu vakte getirdiğim bir arı. Buna protein keki veriyorum sürekli. Benim kendi yaptığım. Güçlendi de. Şu anda iki katta. Güçlü arı buzdolabı poşetini bu hale getiriyor işte. Hatta burada koparıp götürmenin peşinde hala. Asılıyor ona. Bakın. Kovandan dışarı atmaya çalış. Bu hatta çerçeve çekeyim. Bu arının bayağı bir macerası var. Bu arıyı ben iki çerçevelik ruşette güçlü bir arıda, ana arısız arıda ürettiğim memeyi verdim. O orada çıktı, çiftleşti, geldi. Gayet de güzel bir ana arı oldu. Ondan sonra bu arı ana arı isteyen birisine satmak istedim. O sökülmüş. Komple de yumurtayı atmış ana arı. Ama hiç kemeri yok. Bu arı aç şu anda. Evet, maalesef hiç kemeri yok. Çok aç. Yavruları çıkmış. Ya yumurtalar çatlamış, larvaya da dönmüş. Ha, bu arıyı anlatıyordum. Bu arıyı ben birisi istedi benden, ana arı. Ben de bu ana arıyı ve kardeşini kafesledim. Sonra adam aradı, almaktan vazgeçti. Almaktan vazgeçince ben bunu tekrar kafesiyle yerine bıraktım. Ondan sonra aldım, buraya getirdim bu ana arıyı. İki çerçeveyle beraber. Burada kovana yerleştirdim. Kovana yerleştirdim ama ana arı çok stresli. Çerçevenin kenarlarında dolaşıyor. Maşallah. Bakın, Mayıs'ta doğan ana arı. Çok güzel. Hatta burada kendisi, gördüm. Ben turuncuya boyuyorum ana arıları. Turuncu doğada göze ilk çarpan renk. Hatta iş makinelerinde, motorlu testerelerde, ot motorlarında falan da hep turuncu var. Gerçi kalem pek iyi değil ama turuncu ilk göze çarpan renk. Ya turuncu ya sarı. En iyi bunları görebiliyorum ben ana arıda. Yaban arısı. Eşek arısı elime saldı. Evet, bu ana arı yine bana nasipmiş. Geri geldi. Buraya koydum ama buradan uçtu. Onu anlatıyordum. Burada buraya yerleştirirken onu ana arı havalandı. Uçtu. Hatta yumurtayı kapatmış. Yumurtada bir tur çıkartmış ana arı. Yani illa oğul ana arısı uçacak diye bir kaydı yok. Ana arı uçuyor resmen. Buradan havalandı. Tabii benim moralim bozuldu biraz. Daha sonra kapattım bu arıyı. Daha sonra aklıma geldi. Bu arı acaba kendi eski yerine mi döndü diye. Gittim baktım ki çiftleşme uçuşuna çıktı. İlk doğduğu şeye dönmüş. Yere. Orada iki çerçevelik ruşette tek başına dolaşıyor. Tekrar aldım geldim. Buraya koydum onu. Ve ta bu vaziyete kadar geldi. Bugün 3 Eylül. İkinci katta yavrulu çerçevesi var arının. Bu ikiye bir koyu şerbet.
Artık araya stok yaptırma zamanı. Yalnız bu eşek arası elimi niye soktu anlamadım. Bu arada kışa çift katlı girecek. Baharda ızgara üzerine kabarmış 10 çerçeveyle kat verilecek. Performansını göreceğim. Gayet iyi şu anda.